şu an neredeyse geniş tanımlı işsizlik oranında en büyük oranı kadın işsizliği kapsıyor ve %42'ye, %40 küsüre varan bu oranlar gösteriyor ki bize aslında kadınlar asgari ücrete dahi sahip değiller. Asgari ücretin altında güvencesiz, sigortasız, en zor koşullarda çalıştıranlar kadınlar. Bunu biz özel direnişinde de gördük. Bunu biz birçok farklı kadın grevinde de, kadınların öncülüğünü ettiği grevlerde de görüyoruz. Fakat tabii ki her grevde de birçok kadın işçinin de söylediği gibi örgütlene örgütlene kazanacağız. Bu düzeni şu an AKP-MHP iktidar koalisyonunun tabii ki sermayeden doğru çelişkilerin, krizlerin bu kadar çok arttığı bir dönemde bize dayatacağı, bize sunacağı başka hiçbir şey olmayacaktır. Sadece aslında kadına yönelik şiddet artacaktır. Sadece kadın yoksulluğu artacaktır. Sadece aslında işçi sınıfına yönelik saldırıları arttıracaklardır. Sadece grev kırıcılığı yapacaklardır. Sendikalaşmanın önüne geçeceklerdir. Fakat uzun zamandır verdiğimiz mücadelenin de karşılığını alıyoruz. Örgütlü mücadelemizi de alıyoruz. Özel direnişi bu şekilde kazanıldı. Gebze'deki direnişlerimiz bu şekilde kazanıldı. Ve şu an Türkiye'nin her yerinde aslında sınıfın mücadelesi yükselten sosyalistler, devrimciler, feministler, kadınlar şu an bir adım daha ileri götürüyorlar bu mücadeleyi. Ekonomik krizin, yüksek enflasyon oranlarının, insanlara asgari ücretle aslında sefaret ücretinin, sefaret kuşlarının dayatıldığı bir süreçte 1 Mayıs'a gidiyoruz. Mor Yanışma olarak 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Alanlarda, sokaklarda, meydanlarda olacağız. Türkiye'nin her yerinde işçi sınıfının mücadelesini yukarı çıkarmak ve tabii ki örgütlü mücadeleyle halkın, sınıfın ve tabii ki özellikle en çok sömürüye, yoksulluğa maruz bırakılan kadınların, çocukların, LGBT artıların haklarını savunmak için buradayız, güçlüyüz diyeceğiz. Biz kadınlar uzun zamandır zorlu bir mücadelenin içerisinden geçiyoruz. Her eylem alanımız aslında polis şiddeti, devlet şiddetiyle dağıtılmaya ve abluk altına alınmaya çalışıyoruz. Kadın cinayetleri özellikle son zamanlarda ne kadar arttığını zaten hep birlikte görüyoruz. 24 saatte 8 kadın cinayetinin işlendiği zamanların içinden geçiyoruz. 2023 yılında 400'e yakın kadın erkekler tarafından katledildi. Nisan ayı sonuna ulaşmadan 2024'te 109 tane kadın cinayeti işlendi erkekler tarafından. Biz örgütlü feministler olarak kadına karşı şiddete, kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi her alanda mahallelerimizde bulunduğumuz bütün sokaklarda yükseltmeye çalışıyoruz. Kadınlarla bir araya gelerek bilinç yükseltme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Devlet şiddetinin, erkek şiddetinin karşısında örgütlü bir mücadelenin gerekli olduğunu ve tek adresin örgütlü mücadele, örgütlü feminist mücadele olduğunu aslında sürekli vurguluyoruz. Çünkü karşımızda kadın düşmanı bir ittifak ve iktidar var aslında. Kadın düşmanlığı çerçevesinde bir araya gelmişler ve 62-84'e saldırmaları, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaları, tümüyle bilinçli yapılmış politikalar kadınları zapt etmeye çalışıyorlar. Ama bizler bütün alanlarda gösterdik. Bütün 25 Kasım'larda, 8 Mart'larda öldürülen bütün kız kardeşlerimizin eylemlerinde gösterdik ki kadın mücadelesi artarak yükselmeye devam edecek. Bütün şiddetin karşısında, bütün bu kadın düşmanlığının karşısında örgütlü bir mücadele yükselmeye devam edecek. Bütün kadınlara da çağrımız örgütlü mücadelenin içinde yer almaları, hayatları, hakları, emekleri için var oldukları bütün alanları bir mücadele alanına çevirmeleridir.